Yakışıklım şu aşamada pek olmaz yani. Olur da çok flu olur. Belli yerlerde olur. Belki bu aslında toplum çapında uygulanmasına velayet sistemi deniyor biliyorsunuz. Kur'an'ın mühim emirlerinden bir tanesidir. Çok fazla ayetle açıklanmış. İslam'ın ana omurgalarından biridir bu hüküm. Velayet sistemi. Velayet sisteminde bütün toplum birbirini garantiye alır. Bütün toplum birbirini sigortalar. Herkes herkesin annesi babası gibidir. Herkes herkesin kardeşi gibidir. Yani mesela birisi hastalandı. Bak Anadolu'da o flu olarak kalmıştır. Flu olarak. Hasta mesela der ki ya derler Necmi amca hastalanmış haberin mi? Aa, hadi hep beraber oraya koşarlar. Mesela biri araba hazırlar, biri bilmem ne hazırlar, biri telefon eder. Arabaya hep beraber biniyorlar, alıp mesela şehre götürüyorlar. Böyledir yani. Mesela biri ev yapıyor. Ben köyde onu görüyordum. Binlerce yıllık bir gelenek. İslam'dan gelen bir gelenek. Bütün köylüler çalışırdı evin yapılmasında ve hazırlanmasında. İngiliz ilgisi, yaşlı insanlar ya böyle tavanda falan böyle o tavan ağaçlarını ip sararak, çekerek, çevirerek falan kısa sürede koskoca evi yaparlardı. Yani hiçbir çıkar yok. Sadece ev sahibi yemek yediriyor onları o kadar. Ki onlar kendileri de yemek yetiştiriyorlardı. Hiçbir çıkarları yok. İnşallah. Mesela Müslüman yemek yiyor. Peygamberimiz hiç yalnız yemek yemiyor. Yani hiç yalnız yemek yenmez İslam'da. Komşu mutlaka çağrılır. Öyle bir şey olay yok ya. Yani herkes herkesin evine gider yani. Mesela akşam vakti oluyor falan. Gidiyor arkadaşın evine, dostun evine oturuyor. Sohbet ediyor, namaz kılıyor. Hadi yemek vakti diyor. Hep beraber oturup yemek yiyor. Öyle bir yani sorgu sual de yok yani. Geç oldu ya diyor, sen kal diyorlar, gitme diyorlar. Gitmiyor. Mesela her yerde bilinir bu. Geç oldu, kal sen falan diyorlar yani. Velayet sisteminden kalma adetlerdir bunlar. Hep velayet sisteminden kalmadır. Hasta olduğunda bütün mahalle ayaklanır ya. Bir hasta varmıştı bizim Ankara'da öyleydi. Duyulurdu, herkes işte yoğurt alan eve gider falan, yemek alan eve gider. Başında dururlar, hal hatır sorarlar. İşte tanıdıkları doktorlar var mı? Onu hep beraber alıp götürürler. Hastaneye ziyaretine gider. Öyle bırakılmaz. Yani yalnız bırakılmaz. Herkes yani böyle imeceyle bakardılar. Hastaysa başucunda dururlardı. Dolayısıyla velayet sistemi olmadan yaşanmaz. Allah bizi velayet sistemiyle yaşayacak şekilde yarattı. Ama bu şu an kaldırıldı. Şeytan bunu kaldırdı velayet sistemini. Ve insanlar yalnız kaldılar ve yalnızlığın dehşetini yaşıyorlar. İnsanların büyük bölümü hep gelecek korkusu içerisinde, dehşet içindeler. Bu şeytanın oyununu bozduk ve bozacağız. Yeniden velayet sistemi inşallah gelecek. İnşallah. Evet dinliyorum.